Patara antik kenti, hem Likya'nın başkenti olması hem de Hristiyanlığın Anadolu'da yayılmasında önemli bir nokta olmasıyla önemli. Ve Patara'da bulunan Kaynak Kilisesi adı verilen, bir diğer ismi de Mezar Kilisesi olan kilise, Hristiyanlık tarihinde bir azizin mezarının bulunduğu yer olması ve bu azizin tam olarak bilinmemesi nedeniyle dikkat çekmekte. 17 metre 29 metre boyutlarında olan Kaynak Kilisesi, büyük ihtimalle burada bulunan ve Helenistik dönemden kalan Apollon kutsal alanının üzerine inşa edilmiş ve civarda bulunan taşlar kullanılarak, devşirilerek oluşturulmuştur. Kilisenin önemi, kilisenin merkez noktasının bir mezar olması. Burada bulunan ve Torpido Mezar adı verilen büyük bir mezar, destekli bir mezarın çevresinde kilise oluşturulmuş. Burada yatan kişi çok önemli bir kişi, hatta bir aziz olmalıdır. Çünkü tarihte bilinen önemli Patara'nın psikoposlarından birisi olan Eudemos, kendisini hemen bu kişinin mezarının yanı başında bulunan bir duvarın içindeki nişe gömdürmüştür. Eudemos, 325 yılında İznik'te toplanan ya da 381'de İstanbul'da toplanan konsillerden birisine katılacak kadar önemli bir psikoposdu ve kendisi buraya gömdürdüğüne göre bu kilisenin üzerine yapıldığı alanın merkezinde bulunan mezarda bulunan kişi bir aziz olmalıdır diye düşünülmekte. Geriye dönük olarak araştırıldığında bu kişinin milattan sonra 20 Haziran 312 yılında Patara'da başı kesilerek idam edilen ve böylece bir Hristiyanlık din şehidi haline gelen Likya'nın ilk psikoposu Aziz Methodius olduğu düşünülebilir. Mekik formunu pişmiş toprak bir mezarla yapılmış olması da milattan sonra 4. yüzyıl mezar özelliklerine tamamen uymaktadır. Bölgede yapılan kazılarda henüz mezarın içinde herhangi bir bulguya rastlanmamış olsa da buranın bölgenin ilk psikoposuna ait olması ihtimali gittikçe güçlenmekte. Bu açıdan mezar bir önem kazanmakta ve dikkat çekmekte.